Dostlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Yine saçma bir giriş yapmak istedim. Ya çok girişi uzatmayı sevmiyorum. Çakal İmdat adında bir şarkı çıkarmış, tamam mı? Ben bu şarkıyı tabii öncesinde dinledim. Konser videoları sen de görmüşsündür. Şarkıyı zaten sızdırmışlar. Nasıl sızdırıldıysa artık bilemiyoruz arkadaşlar. Şarkıyı biliyorum. İlk reaksiyon olmayacak. Bu videomuzda Çakal'ın sözlerine bakacağız. Çakal'la çok yakın arkadaş olacağım. Değil. Çakal'la beraber 2-3 sene geçireceğim. Sonra diyeceğim ki, evet bu çocuğun sözü bunu demek istiyormuş diye anlarsın. Dogon'un da dediği gibi Çakal'ın sözlerini anlamak istiyorsanız onunla aynı ortamda bulunup yani uzun bir vakit geçirmeniz gerekiyor diyebilirim. Yani gerçekten de anlamlı sözlermiş. Şimdi neden diyeceksin? Yani yaşadığı şeyleri anlatıyor, içtiklerinden falanlar filan. Hani tabii bunu doğrudan anlatamaz. Doğrudan anlatırsa ne olur? Direkt karakol kardeşim. Ezeli gördünüz. Bir iki kelime kullandı. Adam Almanya'ya gitti. Lan Türkiye'de ne yapacak, uğraşacak? Bunlarla mı uğraşacak? Almanya'da kafası rahat. Öyle söyleyeyim. İsteyen de bu arada videoya like atsın. Artık zorla falan at demek istemiyorum. Canı isteyen atsın. Abone olmak isteyen de olur kardeşim. Yorumlara şarkı hakkında yorum yazın. Ki beğendiniz mi beğenmediniz mi anladınız mı? O şekilde ilerlemek istiyorum. O zaman biz bir şarkımıza geçelim. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar öncelikle şarkının kapak fotoğrafını yani Ayhan arkadaşım yapmış. Kanka çok beğenmedim ya. Önceki çalışmalarını ben biliyorum, güzel yapıyorsun. Beğeniyorum yani, anladın mı? Ama bu kapak fotoğrafı sanki olmamış gibi ya. Arabaların orantısız olması, bilmiyorum sadece ben mi böyle düşünüyorum. Açıkçası çok amatör buldum. Daha farklı, daha iyi beklerdim. Çünkü milyonlarca dinleyicisi var Çakal'ın. Türkiye'de top rapçilerden. Ne bileyim, biraz daha uğraşılması gerekiyordu. Biraz aceleye gelmiş gibime geldi. Ha, bu kısmı çok güzel ya. Şimdi ilk dur bu verse'de var ya, öyle olay var ki. Yani ben şaşırdım yani. Sizler de şaşıracaksınızdır. Şimdi ilk önce ilk bir verse baktığımızda eskiden ağlardım güldüm. Tam böyle benlik sözler. Güzel söz, beğendim açıkçası. Kime güveneceğiz? Klasik arkadaş ilişkilerinden. Akşam ev var mı? Okey tamam. Bir dakika şu verse gelelim. Abi enteresan ya. Valla rapçiler dur. Güzel güzel burası. Şimdi gelsene bana çakal, kocam Ankara'da, lafı bile duydum arada derede. Şimdi lafı duyduğu yer, şimdi nasıl bir yer olduğunu söylemek istemiyorum ama bir tane kadın geliyor abi, çakalı sesleniyor. Diyor ki, çakal kocam Ankara'da, gel beni, yani oradan diyor ki beni sev diyor. Hani sevgiye ihtiyacım var diyor. Şöyle de olabilir, hani kadın kocasını özlemiş olabilir Ankara'da, hani benim biraz sevgiye ihtiyacım var diyor olabilir. Abi insanlık hali. Olabilir böyle şeyler. Lafı bile duydum derken işte duymuş yani, anladın mı? Artık neredeyse çakal bir şekilde duymuş. Şarkısında bunu bahsetmiş. Abi ben bunu ilk yani duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani rapçiler ortamında genelde böyle şeyler oluyor kardeşlerim. Yani bazı kaşar desem diyeceğim lan, istediğiniz kadar yorumlarda duyar kasın. Kaşar kızlardan beklenir dostlarım. İşte kocası Ankara'da, haberi yok lan. Zannediyor ki gitmiş eğlenme. Lan üzüldüm ama. Neyse yani bunun ayrı bir video çekebilirim istiyorsanız. Hani bu olayın Illuminati ile bir bağlantısı var mı? Şeytanlıkla bir alakası var mı? Hani özel bir video istiyorsanız yorumlara yazın. Bu da böyle bir olaydı aslında. Ele almak istedim. Bir devam edelim bakalım. Arabayı valet.
Şimdi surf yapılan hep farklı dalgalar. Bu dalgalardan kastı içtiklerinden. İşte surf aslında o anlamdaki surf değil. Biz surf'i orada yapıyoruz demeye çalışıyor. Biraz daha detay versek adam karakola düşecekler. Bu aşk yaşanır mı kanka kankaya lafı aklınıza gelebilecek bir iki insandan bahsetmiyor. Tamamen alakasız. Çevresinde ya da uzaktan gördüğü arkadaş, bir o arkadaş da olabilir. Hani o anlamda değil söyleyeyim, o aklınıza gelecek iki kızdan birisi değil. O yüzden. Her gün yeni kız, farklı pantolon, bana harcamak için vakti var mı bol, sadece benmişim, başka derdi yok benim gözümün. Her gün yeni kız, farklı pantolon. Yani o kadar kızlarla takılıyorum ki her gün farklı, yani pantolonlarımı değiştiriyorum diyor. Değiştirdiği şey sadece pantolon mu? Tüm gerçeklerle az sonra göreceğiz. Sadece benmişim, başka derdi yok. Yani böyle kızlarla da çakal uzun düşünmez ki yani. Başka derdin yok ha. Kızın tek derdi ya. Ne bileyim kardeşlerim. Yani kız diyor ki çakal ben seni seviyorum. Çakal da diyor ki tamam abi, farkın ne ki senin? Ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun motive? Yani çakal böyle insanlarla takılmaz. Tamam şu an şöhreti var, parası var. Tabii ortamcı kızlar da her rapçiye oluyor. Yapışıyorlar. Çakal için sıradan insanlar. Uzun düşünmez ki çakal bunlarla kardeşlerim. Yok buraya bir şey yapıyorlar. Yani onu yaptın diye senden etkilenecek mi? Allah'ım. Valla tutmak istiyorum da. Söyledim kardeşlerim artık ya. Valla bir şey bekleme yani yapıyorsan oraya. Başka derdi yok, benim gözümde bir farkı kalmıyor. Bir daha bir daha diyor, bir daha diyor, bir dahası yok dedim ama inanmıyor. Hayal mayal rüya, hatırlıyorum sana, katlanmak bebek bayağı bir zor. Konuyu bağdaştıracağım şimdi. Ben çok sigaradır ya da bu tarz şeyler kullanmıyorum. Hayatımda hiç kullanmadım. Ne kadar ortamda falan görsem de hiç sıfırım, böyle misafir çocuğu gibi dururum. Hiç bulaşmam. Gerek duymam yani kardeşlerim. Eğer izliyorsanız yaşı küçük arkadaşlar, bu tarz böyle maddeler kullanmayın. Hani ne bileyim artistlik yapacağım diye, Instagram story atacağım diye gerek yok. Zarar veriyorsunuz kendinize. Belli yani, aşk acısı çekiyor, içiyor falan. Zannediyor ki iyi gelecek. Kardeşim iyi gelmeyecek. Onunla üzüleceğine başkasıyla takıl. Bitti gitti yani. Bu kadar anlam yüklemeye gerek yok. Şahsen ben öyle yapıyorum. Gerek yok abi. Kendinize zarar veriyorsunuz. 50 yaşına geldiğinde bakacağım Google'a. Abi buram ağrıyor, ne yapmalıyım? Robert abi kardeşim böyle böyle, ne yapacağım? Oğlum anlatma bana. Zararlı. Yani tam arabada, araba şarkısı. Tam böyle klaplarda eğlenmelik bir şarkı. TikTok'ta da evet kullanılıyor sesi ve bayağı şarkı daha sızdırılmış hali top 50'ye falan girmişti. Yani belli fazla da dinlenecek açıkçası. Ya ben çalma listeme ekleyeceğimi düşünmüyorum kankalar. Bir ortamda çalınsa kanka eşlik ederim, güzel eğlenirim. Fakat evde açıp dinlemem diye düşünüyorum. 10 üzerinden ben bu şarkıya 6,5 veriyorum kardeşlerim. Sizler 10 üzerinden kaç verdiniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açın. Gerçekten YouTube bazen önünüze düşürmüyor. Eğer rap'i seviyorsanız bildirimleri açmanızı öneririm. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Ve bay bay.